Biz bu gündemi Profesör Doktor Sayın Tevfik Özlü ile değerlendireceğiz. Sayın Özlü, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Türkiye aşılamada önemli bir ivme kaydetti. Tüm Türkiye'de bir aşı seferberliği olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık çalışanları da canla başla bu seferberliğe katılıyorlar. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 20 Haziran itibariyle 7.590.610 doz aşı yapıldığını ve %51'e ulaştığını söyledi ki bu risk haritasında riskli bölgelerden biri olan İstanbul için önemli bir rakam. Geldiğimiz şu aşamayı nasıl değerlendirirsiniz? Gayet iyi gidiyor. Yani çok hızlı bir yaygın aşılamayı yapar hale geldik. Aslında Türkiye'nin böyle bir kapasitesi olduğunu hep biliyorduk ama aşı tedarikiyle ilgili bazı sınırlamalar olmuştu maalesef. Şimdi onlar aşılmış görünüyor ve büyük de ilgi var halkımızdan, aşılanmaya talep var. Kapasite de yeterli, aşı da var. Dolayısıyla ben kısa zamanda toplumsal bağışıklığı kazandıracak ölçüde aşı yapmamızı umuyorum, umut ediyorum ki normal hayata dönebilelim bir an önce inşallah. Sonbahara kadar toplumun çok büyük bir kesimi aşılanmış, ikinci dozlarını da yaptırmış olacak aslında baktığımız zaman. Bundan sonrası için yeni planlama nasıl olacak sizce? Evet, yani şimdi benim de tahminim Haziran ayı içerisinde ve Temmuz ayı içerisinde büyük oranda ilk dozlar tamamlanmış olacak diye düşünüyorum. İkinci dozlar da bir taraftan yapılıyor. Ama ikinci dozların tamamlanması biraz daha zaman alabilir. Yani Ağustos sonunu bulabilir. Ama muhtemelen Eylül'ün ortalarına doğru toplumda en az %70 toplumsal bağışıklık kazanılmış olur diye umut ediyorum. Bu da normal hayata dönüşümüz demek. Yani bugüne kadar bizi kısıtlayan, bizi bunaltan kısıtlamaların, yasakların kalkması eskisi gibi eski günlere dönmemiz anlamına gelecek. Tabii yine bazı tedbirler belki daha az kısıtlayıcı olmak koşuluyla dikkat etmemiz gereken hususlar olabilir ama bugünkü gibi olmayacak umut ediyorum. Sayın Özlü, şimdi randevulu sistem içerisinde vatandaşlar aşılandıkça aslında aşı tedirginliği yaşayan vatandaşlar da burada ayrılmış olacak. Yani %70'e yakın bir kesim dememizin sebebi de aslında hem çocukların olması hem de aşı tedirginliği yaşayan vatandaşların olması. O vatandaşlar için ayrı bir ikna çalışması yapılacak mı sizce? Onların aşılanmamış olması ne kadar tehlike teşkil edecek? Yani ikna sözcüğünü ben sevmiyorum. Yani insanları illa bir şey yapmak, aşı olmaları konusunda ikna etmek bana hoş, sevimli bir tabir gelmiyor. Sadece şu olabilir, yani soruları varsa cevap vermek, bilgilendirmek ve doğru karar vermelerine yardımcı olmaya çalışmalıyız. Bunu yapmak lazım çünkü tereddüt doğal. Yani hepimizde, herkeste böyle tereddütler olabilir ama zaman geçti, aşıları yaptırıyoruz ve gördük. Yani insanlar başta belki şöyle düşündüler. Yani acele etmeyeyim, başkaları biraz aşılansın, göreyim, bakayım nasıl olacak, aşılar güvenli mi, etkili mi diye. Ama bugün dünyada neredeyse, nereden bakarsanız bakın, yani 2,5 milyar dozdan fazla, 3 milyar doza yakın aşı yapılmış görünüyor. 1,5 milyardan fazla insana da aşı yapıldı. Dolayısıyla aşıların hem etkili olduğunu gördük hem de güvenli olduğunu gördük. Eskiden sadece bilimsel çalışmaların sonuçlarını konuşuyorduk. Ama artık şimdi bilimsel çalışmaların sonuçları değil, toplumların aşılanmasından ortaya çıkan gerçek yaşam verilerini görüyoruz ve hepsi gerçekten çok olumlu. Aşılamayı iyi yapan ülkelerde hayat normale dönmeye başladı. Yasaklar, kısıtlamalar kalktı, okullar açıldı, insanlar mekanlarını, dükkanlarını açtılar, işe gidebiliyorlar, maskeler açık alanlarda çıkmaya başladı. Dolayısıyla ciddi bir yan etki de görülmedi. Elbette bazı yan etkiler, alerjik reaksiyonlar görüldü ama bunlar yönetilebilir, tedavi edilebilir düzeyde kaldı. Aşıyla, aşıdan sonra ortaya çıkan bazı reaksiyonların aşılanmayan insanlarda ortaya çıkan reaksiyonlardan daha fazla, daha sık olmadığını gördük. Dolayısıyla aşılar güvenli ve etkili. Tereddüde mahal yok. Onun için en başta sağlık çalışanları, bu konunun içinde olan insanlar, zaten bizler aşılandık. Kendi yakınlarımızı, sevdiklerimizi aşıladık, aşılanmalarını teşvik ettik. Şimdi toplumun yaşlı grubu, kronik hastalığı olanlar hep aşılandılar. Ve onlar bakın çok şu anda rahatlar. Çünkü biz yoğun bakımımızda, COVID servisimizde artık yaşlı hasta görmüyoruz. Uzun zamandan beri yaşlı hasta yok. Genç hastaları var ve
Sağlık çalışanları da yok. Eskiden ya, hastanedeki yataklarımızın önemli bir kısmını hemşire, doktor veya hastanede çalışan diğer profesyoneller oluştururdu. Oysa şimdi hiç yok. Çünkü onlar aşılandı ilk başta ve iki doz aşıları yapıldığı için bugün için artık hastane yatışları, yoğun bakım yatışları gerekmiyor. Hasta olsalar bile bunu çok hafif atlatıyorlar. Zaten hasta da pek olmuyorlar. Dolayısıyla bunu gördükten sonra tereddüde mahal yok. Güven içinde gidip aşılanabilirler. Aşı seçme seçenekleri de var. İki farklı aşıdan hangisine daha çok güven duyuyorlarsa yaptırabilirler. Sputnik V ve yerli aşı konusunda ne zaman bir tercih seçeneğimiz olacak Sayın Özlü? Yani yerli aşının bu döneme yetişeceğini sanmıyorum. Tabii ki üçüncü doz için belki hani hatırlatıcı doz için, rapel doz için belki bir seçenek olabilir ama bu pandemiyi yani durdurmak için, bu süreci sonlandırmak için yerli aşı henüz seçeneklerimiz arasında değil. Ama Sputnik için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bu bağlantılar, tedarik vesaire gibi durumlar yani benim bilgimin dışında. Tabii o da iyi bir seçenek. Yani Türkiye'ye geldikten sonra o da kullanıma girecektir. Seçenekler arasında yer alacaktır. Peki çeşitli ülkeler üçüncü doz aşı için bir planlama içerisine girdiler. Bu planlama nasıl olacak? Üçüncü doz aşının yapılmasında dikkat edilmesi gerekenler neler? Nasıl bir yol haritası izlenmeli? Şimdi şöyle, aslında iki doz aşı oldukça güçlü bir koruyuculuk oluşturuyor. Bizde kullanılan her iki aşı içinde veriler bunu destekliyor. Ve bu en az 6 ay, 9 ay hatta 12 ay bu koruyuculuğun oluşan antikorların devam ettiği de gösterildi. Ancak ne var ki 6 aydan sonra bir miktar antikorlar azalmaya başlıyor. O bakımdan hani 6-9 ay sonra, bilemediniz en geç bir sene sonra bir hatırlatıcı doz yapılması çok çok önemli. Çünkü bu doz birdenbire bağışıklık sistemimize yeniden bir hatırlatma yapıyor ve çok yüksek bir cevap oluşuyor. Ve bu oluşan bağışıklığın uzaması sağlanıyor. O bakımdan üçüncü doz gündeme geldi, geliyor artık dünyada da. Aşılamayı yapan, erken başlayan ülkeler daha erken olarak üçüncü doz aşılamayı gündeme getiriyorlar. Türkiye'de de sağlık çalışanları ilk başta aşılandığı için ve yüksek risk grubunda oldukları için sürekli hani virüsle karşılaşan bir kesim olduğu için önümüzdeki aydan itibaren sanıyorum üçüncü doz aşılama konusu Türkiye'de de gündemimize girecek. Hatırlatma dozunda peki aşı çeşidi önemli mi? Atıyorum iki doz Sinovac olduktan sonra bir doz BioNTech olunması, bu da çapraz aşı deniyor sanıyorum ki. Önem teşkil ediyor mu? Mümkün, bu da mümkün. Yani burada bir seçenek olacak muhtemelen. Benim önerim odur. Yani burada üçüncü dozu yaptırmak isteyenler ya dilerse daha önce olduğu aşının tekrarını yaptırabilirler veya burada farklı bir seçeneği de yaptırabilirler. Bunda bir beis yok yani, ikisi de işliyor. İki yolda mümkün. Sayın Öz, son olarak Delta varyantına ilişkin yorumunuzu almak istiyorum. Sık sık gündeme geliyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından ve bir panik havası yaratılmaya çalışılsa da aşılar karşısında Delta varyantının bir etkisi var mı? Şimdi Delta varyantı hızlı bulaşan, hızlı yayılan bir varyant. Dolayısıyla dünyada şu anda giderek yükseliyor. İngiltere'de mesela çok yaygın hale geldi. %90 civarında bütün dolaşan virüsün %90'ı Delta varyant diyor. Amerika'da da bir ay içerisinde %1'den %6'ya fırlamış görünüyor. Hatta son bir rakam %18 gibi geldi. Dolayısıyla bu virüsün daha hızlı bulaşması nedeniyle bir tedirginlik oluşturduğu doğru. Ancak şunu söyleyeyim ki Delta varyantı da şu andaki mevcut aşılardan etkileniyor. Yani özellikle iki doz aşısını yaptırmış olanlar için Delta varyantına karşı da yeterli bir bağışıklık oluşmuş oluyor. Sayın Özde, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için.